Emre Bey'in sorusuyla devam edelim. Twitter'dan Son Sayfa etiketine sorduğunuz soruları yorumcularımıza iletmeye çalışıyorum. Sorum Serdar abiye demiş. Emre Bey, Beşiktaş'ın devre arasında transfer gündemi nasıl geçecek? Hangi mevkilere takviye yapılacak? Forvet kesin. Sağ bek, sağ bekte bakılıyor. Yani bugün Beşiktaş'ta bir tane sağ bek var. Allah göstermesin, o sağ bekte bir sıkıntı olsa yerine, yani Rozier'in yerine Necip kim oynayacak? Necip mi oynayacak, Dorukhan mı oynayacak diye. Yani şu an Rozier'in alternatifi Necip. Öyle veya böyle. Yani en azından alternatifi. Hani direkt Necip de oynayabilirdi bir tane daha yani. Sezon başında olduğu gibi. Bir tane daha sağ bek almaları kesinlikle ve kesinlikle şart. Ama forvet, onda ciddi çalışmalar var. Forvet'le ilgili ilerleyen dakikalarda biz de bir açıklama yapacağız Serdar Sarıdağ sayesinde. Diyelim ve bir WhatsApp sorusuyla devam edelim. Alparslan Bey'in sorusu var bizlere. İyi akşamlar. İzmir'den Alparslan ben. Öncelikle bu güzel şehrimize geçmiş olsun diyorum. Allah'ım bir daha böyle facialar, böyle afetler inşallah yaşatmasın. Ben şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Galatasaray'a hem sağına hem soluna hızlı iki tane açık alınırsa iyi bile forvet arkası sorunu çözmüş olur muyuz? Ciddi anlamda çözerler. Öyle iki transfer, üç transfer, üç iyi transfer. Ama forvet arkası niye denildi? Yani belki kanat oyuncusu olarak da, hani forvetin arkasında bir kanat oyuncusu olarak da değerlendirilebilir bu. Bence şu an forvet bakıyorlardır onlar da Galatasaray'da. Ama böyle radikal transferler olması lazım mı? Evet. Yani sezon sonuna kadar takım içerisinden bir çözüm üretip de onunla sezon sonuna kadar devam etmek, böylesine Alanyaspor'un, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, yani şampiyonluk yarışına daha çok takım katılacak, onu da söyleyeyim. Çok kolay değil. Kendi içinden çözüm üreterek sezon sonu götürmek çok kolay değil. Yani bugün Beşiktaş artık son iki maçını üst üste kazanmış ve futbolu gelişim gösteren, işte Medipol, Başakşehir iyiye doğru giden, Trabzonspor'da bir hoca değişikliği oldu. Orada muhakkak ki pozitif anlamda önemli değişiklikler olacak. Alanyaspor iyi gidiyor. Fenerbahçe iyi. Dolayısıyla böyle bir yarışın içerisinde sadece kendi içinden çözüm bulmak değil, takviye de şart. Ankara'dan Ali Eren Bey'in sorusu var bizlere. Herkese merhaba. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler diliyorum herkese. Ben Hacettepe Spor Kulübü'nde oynuyorum. Sizlere sormak istediğim soru şu. Yabancı sınırlaması hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Yabancı oyuncu sınırlaması hakkında. Ya bir açıklamada bulunursanız sevinirim. İyi akşamlar. Vallahi yabancı oyuncu konusunun artık biraz sanki gündemden uzaklaştığını görüyorum. Geçtiğimiz sezon çok daha hararetli tartışmalar yapıyorduk bu ekranlarda da. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla sanki federasyonla biraz geri adım atmış gibi duruyor. Hani bu sezon ertelemesi, gelecek yıla uygulayacağını açıklaması çok sanki uygulanabilir bir karar gibi durmuyor. Bilmiyorum Serdar abi ne düşünüyor ama benim duyduğum şöyleydi. Sahada 8, toplam kadroda 11 tane yabancıya izin verilecek gelecek sezon deniliyordu. Böyle bir şey olursa 3'er tane en az. Takımların yabancı sayısını azaltması gerekiyor. Hı hı. Bu noktada da yani çok uygulanabilir değil sanki bu mali şartlarda sözleşme fesihleri vesaire, hani kadroya alamayacağınız oyuncularla yabancılarla sözleşme yapmış olmanız biraz uygulanabilir değil gibi duruyor. TFF'nin bence gelecek sezon sonunda yeniden bir gözden geçirme yapacağını düşünüyorum ben. Takımlar da artık zaten yabancı oyuncu konusunda eli iyice kaliteden düşeceği için alacaktır oyuncular. Biraz daha yerlere yönelmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ama yine de sen de haklısın. Bu zaten buna yöneldiler. Yani ya evet, başladı bu aslında. Bu sezon baktığında tabii biz hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı konuşuyoruz transferde genel olarak ama diğer takımlara da baktığında Türk oyuncu sayısı çok arttı. Türk oyuncunun dışında mesela nasıl söyleyeyim? Türkiye içinden hep transferler. Yani yabancıları da Türkiye içinden tercih etmeye başladılar. Buna en güzel örnek işte herkesin yakından takip ettiği Fenerbahçe. Evet. Yani baktığında dışarıdan gelen oyuncu sayısı çok az. Çok az yani. 2-3 tane stoperler var, 2 tane. Samatta var.
Perotti var. Aslında geçen Pelkan. Sezon da benzerini yaptı. Yani Vedat Muriç'te, yakını... Deniz Türüç'te. Tabii. Yani geçen sezon da biraz içeriden Sadık Çiftpınar'da. Geçen sene de benzer olayı denedi. Yarıya yakını, hatta belki yarısından fazlası Türkiye içinden transfer yapıldı. İşte biraz da bence Türk oyuncu ve Türkiye içinden oyuncu konusu piyasası hareketlenecek gibi gözüküyor. Evet, Sivas'tan selamlar demiş. Avrupa Ligi'ne katılma şansı nasıl olur Fenerbahçe'nin bu kadroyla diye sormuş Taha Bey. Bunu da çok soruyor Fenerbahçeliler. O kadar çok heyecanlandırdı ki Fenerbahçe'nin bu istatistikleri ve bu performansı önümüzdeki sezonu düşünmeye başladılar. Olası bir şampiyonluk ya da ilk üçte ne yapar Fenerbahçe Avrupa'da diye. Gerçi Avrupa'da da artık şansımız biraz daha zorlaştı maalesef ama. Bu ülkenin şampiyon takımını geçtim. Bu ülkenin bütün takımlarından bir 11 kurun, bir takım kurun. Yani kolektif bir takım kurun. Onunla, o takımın bile Avrupa'da yüzümüzü güldürme ihtimali zayıf. Çünkü makas öyle bir açıldı ki Avrupa'da artık en yani çok böyle bizim köy takımı diyebileceğimiz takımlar bile inanılmaz derecede futbol oynuyorlar. Çok iyi yetenekler var. Eli belinde dolaşmıyorlar sahada. Dolayısıyla inşallah Fenerbahçe için söylemiyorum. Hangi takım şampiyon olursa olsun, hangi takım Avrupa'ya giderse gitsin, umarım o sıkıntıları aşarlar. Çünkü bu ülkenin ülke puanına çok çok ihtiyacı var ama o ülke puanı da birkaç senede toplanan ülke puanları da bir şey olmaz. Bir 7-8 sene ihtiyacımız var herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak çok zor. Katılıyorum. Özellikle Başakşehir gibi kura çekerseniz çok çok zor. Başakşehir de bu arada hani ligimizin en kaliteli futbol oynayan 2-3 tane takımından bir tanesi bence. Avrupa'da bir şey yapma ihtimali olan. Dün burada son sayfada konuklarımızla konuşuyorduk. Lafını unutma çünkü aynı şeyi söylediler. Belki senin de buna ekleyeceğin bir şeyler vardır diye ya da düzeltme yaparsın. Şimdiye kadar Avrupa'daki hiçbir temsilcimiz buna yani yine Beşiktaş, Fenerbahçe'yi, Galatasaray, Trabzonspor'u da dahil ederek söylediler. Hani Paris Saint-Germain gibi bir takıma karşı hani bu kadar iyi bir performans, bu kadar büyük bir mücadele göstermemiştir. Dedi. Aynen öyle. Yani Başakşehir'in aslında kadro yapısı Şampiyonlar Ligi'ne uygun ama senin de söylediğin gibi Serdar abi makas çok ciddi seviyede açık olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkmak çok büyük şans gerektiriyor. İyi bir kura, işte Galatasaray'ın çektiği bir şey vardı, Braga, Kluj falan böyle bir grup vardı bayağı. Ama artık öyle gruplar da gelmiyor çok fazla. Hep böyle Basel gelsin falan denildi evet, işte evet. Zenit. Artık genelde hep böyle işte bu 5 büyük lig takımlarından ilk 2 oluşuyor. Onları da aşmamız biraz zor oluyor. Yani çok formsuz dönemlerine denk gelmemiz lazım. Bir de 3. torbadan işte Leipzig gibi bir takım çekersen işin iyice imkansız hale geliyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Avrupa'ya uygun hep böyle bir yaşlı takım ifadesi var Fenerbahçe ile ilgili. Gelecek sezon şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kurayla gruptan çıkabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksin? Bir kere evet elinde yaş olarak yüksek oyuncular var. Ama işte Samatta gibi, Ozan Tufan gibi, efendim Lemos gibi, Tisserand gibi, Altay Bayındır gibi kemik diyebileceğimiz, hani kadronun iskeleti diyebileceğimiz uygun yaşta, kariyerinin zirvesindeki yaşta oyuncular da var. Çok yaşlı bir takım değil ama elbette hani gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne göre de hani gelirler artacak vesaire, ona göre bir takviyeler yapılabilir. Benim gördüğüm kadarıyla doğru yolda gidiliyor ama şu anda Şampiyonlar Ligi'nde o geçmiş Sevilla'lı maçlar vesaire öyle bir dönem yaşayabilmek aklına için. Aklına Fenerbahçe Sevilla geldi. Evet evet, öyle bir dönem yaşayabilmek için bu kadronun da geliştirilmesi, daha iyi hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi bir VTR'e getireceğiz ekranlara. Devam edeceğiz yine sorularınızı yönelteceğim. WhatsApp'ta da yine bekliyoruz videolarınızı. Bizlere merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bir yandan da bu arada Şampiyonlar Ligi maçları oynanıyor. İlk yarılar bitmek üzere 23'te başlayan maçlarda. Evet. Karşılaşmalar bitince skorları da sizlerle paylaşacağız ve değerlendireceğiz yine aynı şekilde. Beşiktaşlılara iyi bir haber geldi Enkudu'dan. Uzun zamandır 1 Eylül tarihinden itibaren Enkudu takımdan uzak kalmıştı. Artık oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Detaylara bir göz atalım. Beşiktaş'ta Kevin Enkudu milli aradan sonra sahalara dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 2 aydır forma giyemeyen 25 yaşındaki oyuncunun tedavisinde sona yaklaşıldı.
Kısa süre içinde takımla antrenmanlara katılacak olan Enkudu, bu hafta sonrasında lige verilecek milli maç arasında hazır duruma gelecek. Cuma günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını da kaçıracak yıldız futbolcu, 9. haftadaki Başakşehir mücadelesinde görev yapabilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sakat olarak geçirdiği süre içerisinde özel antrenör eşliğinde antrenmanlarını gerçekleştiren Enkudu'yla bir